Şimdi eğer TYT'de pek umduğumuzu bulamadıksa, o zaman AYT'de ister istemez moralimiz o an itibariyle sınav sonrası düşecektir. Ama bana kalırsa hayatı bütünsel olarak değerlendirmek lazım. Yani hiçbir şeyin başı değil, sonu değil. Siz doğru karar verdiğiniz müddetçe birçok yanlışı düzeltebilirsiniz. Yanlış karar verirseniz de birçok doğru yapılmış şeyi yanlış yere sürükleyebilirsiniz. Yani öyle bir anda olmuş bitmiş her şey bitmiş diye bir şey hayatta asla olmuyor. O yüzden de bana kalırsa sanki TYT'ye hiç girmemiş gibi ve TYT'ye ilk sınava giriyormuş gibi AYT'ye girmek lazım. Bu motivasyonu siz sağlayacaksınız. Bir başkaları size yönlendirme yapabilir. Şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın diye ama unutma kontrol sende. Yani insan kontrolün kendisinde olduğunu fark ettiği an mucizeler yaratıyor ama bu yüzden mucizeler beyinde başlıyor. Bu mucizeleri beyninizde başlatamıyorsanız bir başkalarından mucize beklemek mümkün değil. Hatta görseniz bile inanmakta zorlanırsınız. O yüzden de bana kalırsa hiç TYT'ye girmemiş gibi efendim, yeni bir motivasyonla AYT'ye. Bir de şu açıdan değerlendirmek lazım. Bardağın dolu tarafı gibi düşünmek olsun, öyle olsun. Biz zaten onu tercih ediyoruz. Mesela genel olarak %40'lık bir bölümdür TYT. Ve %60'lık bir puan AYT'den toplanıyor. TYT'de bir de alan dışı olan efendim bölümler de karşımıza çıkıyor falan. O şekilde de değerlendirildiğinde esas yarışın AYT'de olduğunu unutmamak gerekiyor. Hocam bugün AYT ile ilgili konu çalışmalı mıyız? Defter kitap açmalı mıyız? Veya bugün özel bir çalışma taktiği var Yani mı? 2-3 hafta kala dediğim gibi çok ağır, geçmişte hep sıkıntı yaşayıp da çözüm üretemediğimiz konulara dönmek bizi bocalatabilir. Biz genel bir soru çözümü yapıp karma sorularla, denemelerle çözemediğimiz soruların bölümlerine, efendim konularına dönmek veyahut da konunun o yerlerine dönmek soru bazlı.